Oğlum zaman ne çabuk geçiyor lan. Daha dün gibi ilk GTA oyununu oynadığım günü hatırlıyorum. Neydi o zamanlar be? Ne güzeldi. Hatta bir gün internet kafede kendi başıma şehirde dolaşırken orada işi sadece insanlara silah şifresi yazmak olan birine "Bana da şifre yazar mısın abi?" dediğim zamanı çok iyi hatırlıyorum. Vay be, hey gidi günlere. Hey. Sırf ben değil biliyorum. Siz de sadece bu oyun oynamak için internet kafelerde çok zaman geçirdiniz. Yoksa sadece ben mi lan? Evinde bilgisayar olanlar şanslıydı tabi. O mükemmel açık dünyada dedikleri gibi geziyorlardı. Biz ise bize verilen sayılı dakikaların tadını çıkarabilmek için kırk takla atıyorduk. Ulan yarım saatim kaldı şu karıyı arabadan atıp gidip birilerini ezeyim. Ya! Böyleydik işte. O şahane dünyanın tadını istediğimiz gibi çıkaramadık bir türlü. Hep eksik kaldı bir şeyler. O internet kafede oyunu açmış kendi başıma gezinirken elektriklerin gittiğini ve 2 saat orada elektrikleri beklediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ertesi günlerde tekrar gidip oynamayı denedim fakat ne zaman oyuna girmeye çalışsam yine elektrikler gidiyordu veya başka bir şeyler oluyordu. Küçüğüm işte lan ne yapayım anlayın azıcık sizde. Zalim dünya. <laughs> Neyse devam edelim. İsterseniz biraz karakterimiz hakkında konuşalım. Konuşalım diyorum fakat belki de hiç duymadığınız şeylerden bahsedeceğim. Öyle hava gazı değil yani. Thomas diğer adıyla Tommy Versetti. Bu nasıl soysun lan? Neyse, olsun olsun, bir seviyoruz hadi. Namı değer Miami çocuğu. Neden Miami diyorum? Bilmeyenler için belirteyim. Aslında Vice City diye bir yer yok. Bu şehir Rockstar'ın kurgulayıp bir parodi haline dönüştürdüğü Miami çakması sadece. Adamlar oturup düşünmüş. Biz şimdi direkt Miami yaparsak insanlar hani o nerede? Hani bu nerede diye bizi linç edecek. İyi mi ortaya olmayan ama olmuş gibi duran bir şehir yapalım. Güzel fikir. Neyse, Tommy kimdir? Hemen biraz kendisini tanıyalım efendim. Tommy Versetti 1951'de Liberty City'de dünyaya gelir. Babası bir matbaa dükkanında çalışır ve işe Tommy ile gidip gelir. Tommy her ne kadar babasının izinden gitmeyi planlamış olsa da zamanla bu planlarının yolunda gitmeyeceğini anlar. Yıllar geçtikçe kötü işler yapmaya başlar. Tommy Liberty City'deki üç güçlü mafyadan biri olan Forelli suç ailesine katılır. Forelli ailesiyle bir süre çalışmaya devam eder. Nam yapar, güçlenir. Bulunduğu konuma kendini çiviyle çakar. Fakat bu güç Tommy'nin başına bela açacaktır. Tommy'nin daha fazla güçlenmesinden korkmaya başlayan Sonny Forelli, Tommy'ye bir oyun oynar ve onu pusuya düşürmeye çalışır. Fakat Tommy, bırakın ölmeyi, kendisi için gönderilen 11 adamı da öldürür ve oradan kaçar. Bir süre sonra yakalanan ve elinde hiçbir delil bulunmayan Tommy, 11 cinayetten tutuklanır ve kodesi boylar ölüm cezasına çarptırılan Tommy her şeye rağmen Forelli ailesiyle ilgili tüm bildiklerini sır gibi saklar ve mahkeme dahil kimseye bir şey söylemez. Evet oğlum 11 kişiyi öldürmekten tutuklu yargılandın. İdam cezasına çarptırılacaksın. Söylemek istediğin bir şey yok mu? Hayır hakim bey. Yaptığım her şey tamamen benim suçum. Forelli ailesinin bu konuyla alakası yok. Oğlum ben sana Forelli ailesiyle ilgili bir şey demedim ki. Has! Vay be! Kim yapar lan bunu? Helal lan sana Tommy. Forelli ailesi hakkında hiçbir şey söylemediği için Sonny Forelli atliyedeki tanıdıklarını arar ve Tommy için bir şeyler yapmalarını söyler. İdam cezası silinen Tommy'e 15 yıl hapis cezası verilir ve geri kalan zamanda da bildiklerini polise anlatmayı reddeder. Aradan geçen 15 zorlu yıldan sonra Tommy serbest kalır. Alışkanlıklarından mı bilmem çıkar çıkmaz işlerine kaldığı yerden devam etmeye başlar. Bir gün Vance kardeşlerle uyuşturucu alışverişi yapmak için buluşmaya karar verirler. Buluşma gerçekleşir herkes malı ortaya koyar. Fakat anlaşma bir şekilde ters gider ve silahlı saldırıya vurarlar. Ne hikmetse Tommy yine paçayı kurtarır ve arabaya atlayıp oradan kaçmayı başarır. Tommy artık sinirlenmiştir ve bu anlaşmanın ters gitmesine neden olan o kişiyi bulmak için elinden geleni yapacaktır. Zaman ilerledikçe Tommy kendi çetesini kuracak ve büyük bir imparatorluğun başına geçecektir. Halikulade bir hikaye ve senaryo. Çoğumuzun açık dünya kavramıyla tanışmasına vesile olan bir başyapıt serüveni. Yıllar geçmesine rağmen halen kendini açtırıp oynatabiliyor. Oyundaki birçok gizem onca zaman geçmesine rağmen yeni yeni çözülebiliyor ve görülebiliyor. Lan bu istediğimiz arabaya binebiliyoruz. Hatta helikoptere falan biniyoruz. Çok iyi lan. Cümlelerinin en çok kurulduğu zamanlarda işte. Rockstar bir başyapıtı önümüze serdi. 17 milyondan fazla kopya sattı. İnsanları aldı. Oynadı, oynadı. 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 Şahsen ben mafya temasını bu oyuna sevdim. Yani Tommy kötü bir karakter değildi. Ama iyi de değildi. İstediği zaman cinayet işleyebiliyor ve kötü şeyler yapabiliyordu. Fakat yaptığı şeyleri de insanlar hak etmiş oluyordu. Bu da farklı bir olay tabii. Yine de hepimiz sevdik bu karakteri. Vice City seriveninden sonra hep diğer oyunlarda görmeyi bekledik ama Rockstar buna izin vermedi. Sonraki serilerin hiçbirinde Tommy'yi ne gördük ne duyduk. Zamanla Tommy ile alakalı bir sürü teori üretildi ama hiçbirinin gerçeklik payı bulunmadığı için çoğundan haberimiz bile yok. Bilmiyorum belki doğru zamanı bekliyorlardır. Belki de Rockstar son kozunu oynamamıştır. Bunu zaman gösterecek. Her neyse şunu da belirtmek istiyorum. Ben oynadığım oyunlarla iç içe olmaya çalışırım. Yani konunun içine dahil olmak için çabalarım. Çünkü o oyunu oynuyorsam o oyunu anlamam gerekir. Aksi benim için düşünülemez. Ortasından yırtıp atamam, kesip koparamam. Benim için böyledir yani. Başladığım iş pürüzsüz olmalıdır. Bu özelliğim zamanla daha iyi oturdu ve şimdiki halini aldı. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bu oyunu zamanında o kadar yarıda bırakarak oynadım ki oyunla özdeşleştim resmen. Daha o yaşta yarınki ödevini düşünmesi gereken ben gece yatarken haritanın diğer ucunda ne olduğunu düşünüp kendi kendime çizimler yapıyordum. Eskiler. Max Payne videomu izlediyseniz eskilerin benim açımdan önemini az da olsa anlamışsınızdır. Eskiden yaptığım çoğu şey benim için daha kıymetli ve değerli. Nedenini inanın ben de tam olarak bilmiyorum ama şimdilerde yaptığım çoğu şeyden zevk alamadığımı biliyorum. Bunlar sizin için çok da önemli şeyler değil. O yüzden boş verelim. Evet, Tommy üzerinde tartışabileceğimiz uzun soluklu bir karakter ama elimdeki tüm kaynakları sömürdüğüm için daha fazla şey yazamayacağım. Kendisini diğer serilerde görür müyüz bilmem ama dev bir kitlenin onu görmek için can attığını rahatlıkla söyleyebilirim. Benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.